Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yanardağ deneyi yapacağız. Hakkında biraz bilgi edinelim. Dünyanın iç kesimlerinden, yer kabuğundaki deliklerden ve çatlaklardan dışarı doğru püsküren erimiş kızgın kayaçlardır. Lavların görünümü büyük ölçüde sıcaklığına ve kimyasal bileşimine bağlıdır. Yuvarlak bir delikten dışarı çıkan lavlar çevreye yayılırken yuvarlak birikintiler oluşur ve soğuyarak bu biçimde kayaçlara dönüşür. Hazırsanız deneyimize başlayalım. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Gıda boyası, bir miktar su, bir miktar sirke, deterjan, karbonat, karıştırmak için kaşık. Öncelikle ben görsel amaçlı yanardağımızı içinde bir cam bardak ve dışı toprak şeklinde yaptım. Ve yanlarına çimen koydum. Hazırsanız deneyimize devam edelim. Öncelikle suyumuzu yanardağımızın içine aktarıyoruz. Bu kadar yeterli. Daha sonra deterjanımızı koyuyoruz. Birazcık da gıda boyamızdan koyacağız. Ben kırmızı rengi tercih ettim. Çünkü bu deneydeki amacımız lavın yapısını anlamak. Lav da normalde kırmızı renkte olduğu için kırmızıyı kullanacağım. Şimdi güzel bir karıştırıyoruz kaşığımızın arkasıyla. Karbonatımızdan 2 çay kaşığı atıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi burada çok dikkatli olmamız lazım. Sirke koyacağız. Gördüğünüz gibi lavlarımız akmaya devam ediyor. Peki lav nasıl oluşur? Lav asit ile baz birleşince karbondioksit ve tuzlar oluşuyor. Bu karbondioksitin kabarmasından ve deterjanın etkisiyle yeni bir madde oluşuyor. Bu maddeye de lav adı veriliyor.